Akif Beki, Karar Gazetesi. İktidardan özür dilemeyenler utansın. Dün de Kılıçdaroğlu özür dilemeye çağrıldı. Başörtüsü özgürlüğünü yasal güvenceye almayı teklif ettiği için. AK Partili Özlem Zengin ya hakiki özür dilemesini yahut susmasını istedi. Başörtüsü yasağını savunmaya devam mı etseydi daha mı memnun ederdi iktidarı? Kılıçdaroğlu yanlışlarımız oldu geçmişte ama değişmeyi bildik diyor. İstediğini giyme hakkına güvence değil de başını örtmeye mecburiyet getiriyormuş gibi tepki gösteren değişime dirençli muhalifler olmaz mı? Onlar da var. Azınlıkta kaldılar gerçi ama karşı özürü bekliyorlar. Değilse kabahat, değişmese ayrı kabahat. Yaranamıyor. Böyle demese, değişmese miydi CHP? Siyaseten yarayışlı olmadığından iktidar için daha mı kötü? geçmişteki başörtüsü mağduriyetini ve CHP öcüsü gelirse tekrar yasaklayacağı korkusunu kullanma imkanı bitiriliyor diye mi? İktidarın elinden bu oy madenini aldığı için mi? AK Partili Ömer Çelik, müzisyen Şener'i katledenlerin hangi bakanlıkta çalıştıkları konuşulmasını istiyor. Bunu siyasi istismar saydı. Acının ve cinayetin istismarı. İstek parçalarını okumadığı için Onur Şener'i barbarca öldürmüşlerdi cinayet işlenir, işlenmez. Hemen üç caninin görevi mi konuşulurmuş? Alın size iktidardan özür dilenmesini gerektiren bir arsızlık da kimlerin elenmeden nerelere gelebildiğinden, elekten hangi kalibrenin geçip devlette kadrolaşabildiğinden dem vuranlar da insanlıklarından utansın, özür dilemeliler. Mersin'deki terör saldırısında şehit polisin daha cenazesi kaldırılmadan Terörist CHP'nin gazetecisi çıktığı haberlerini yalanlayanlar da özür dilesin. Acının ve terör saldırısının muhalefete karşı siyaseten istismarına ne cüretle engel oldular. Saldırıda ölen terörist iktidarın açıkladığı kişi çıkmamış da başka yerde ve sağ olduğu ortaya çıkmış olabilir. CHP terör örgütünün ve teröristin sözüne nasıl itibar eder? Gerçek başka türlü çıkmamış gibi o haberleri doğru kabul etmeli, kendinden utanmalıydı. İçişleri Bakanı Soylu CHP'den özür istiyor. Saldırıdaki teröristle ilişkilendirilmeye gelemediği için yine ve daha çok utanmalı kendinden. Çünkü o terörist saldırıda yer almamış olsa bile rol oynamış. Hiçbir şey olmasaydı bile mutlaka bir şey olmuştur bir de iki teröristin paramotorla 13 saat uçarak Suriye'den nasıl Mersin'e sızabildiği sorgulanıyor. Havada ikmal mi yapmışlar? Hangi yakıtlaymış? Pilotluğa, ABD bölgesinde eğitilmişler işte. Açıklamıyor mu? Sorgulayan kendini bilmezler utansın. O hayasızlar da okkalı bir özür borçlu iktidara. Vatan millet için mücadeleye baş koymuş iktidarı mağdur ediyorlar. HDP ile Demirtaş da benzer bir hataya düşmüştü. Mersin'deki terör saldırısını kınamak onlara mı kaldı? Kınamasalar mıydı? Daha mı iyi olurdu derseniz, kınasalar da suç, kınamasalar da. Her halükarda özür dilemek kurtarmaz onları. Doğruyu diyeni bastırmak için yavuzlanmaktan bir alem oldu iktidar sözcüleri ve medyası. Eskiden yalan söyleyen tarih utansın der, kitabını okuturlardı. Şimdi yalanı ortaya çıkaran utansın kampanyaları icra ediyorlar. Nereden nereye? Metro garabeti. Konu Pendik Sabiha Gökçen metrosu. Cumhurbaşkanı açtı, İBB Başkanı çağrılmadı. Erdoğan kendilerinin yaptığı hizmetleri sahiplenmekle suçladı CHP'yi. İmamoğlu, metro hattının İBB bütçesinden yapıldığını söyledi. İyi Parti İBB Meclis Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan, ilgili kararın belgesini paylaştı. Belediyenin gelir payından %5 kesintiyle ödeneceği yazıyor. Ulaştırma Bakanı Kara İsmailoğlu, maliyetinin İBB bütçesinden kesilmeyeceğinde ısrar etti. İmamoğlu'nu yalanladı. Yanlış anlamadıysam şöyle bir şey. Ulaştırma Bakanlığı yapıyor, İBB logosunu kapatıp U işareti koyarak açıyor ve işletmesini İBB'ye devredip parasını ondan kesiyor. Gözümle gördüğüm belgeye inandım ama kulaklarıma inanamıyorum. Pes Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.